Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 5. sınıf 5. ünite konularından çevremizdeki meslekler konusunu öğreneceğiz. Hazırsak dersimize geçebiliriz. İlk kavramımız meslek. Meslek, insanların geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla para kazanmak için yaptıkları işe biz meslek diyoruz. İnsanlar hayat içerisinde birçok ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için paraya ihtiyaç duyarlar. Bu parayı da herhangi bir işte çalışarak elde ederler. İşte biz bu çalışılan işe meslek diyeceğiz. Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Hastalıkların tedavisi için doktorluk, eğitim ihtiyacını karşılamak için öğretmenlik, gıda ihtiyacını karşılamak için çiftçilik, inşaat yapabilmek için inşaat mühendisliği, teknoloji cihazlarını yapabilmek için makine mühendisliği gibi meslekler bunlardan bazılarıdır. İhtiyaçlar değiştikçe meslekler de değişmiştir. Yani geçmişte var olan bazı meslekler artık günümüzde önemini kaybetmiş. Günümüzde ise artık insanlar teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni meslekler ortaya koymuş ve yeni mesleklerde çalışmaya başlamışlardır. Günümüzde ihtiyaçları azaldığı için kaybolan meslek dalları hangileri? Bunlara bakalım bir. Günümüzde önemini yitirmiş bazı meslek dalları. İlk görselde nalbantlığı görüyoruz. Eskiden insanlar bir yerden başka yere giderken at veya at arabasıyla giderlerdi. Atların ayağına ayakkabı yani nal çakmak için nalbantlık vardı. Günümüzde artık bu meslek önemini kaybetmiş. Yerine ise artık araçları yani arabayı kullanıyoruz. Araba lastiğini değiştiren lastikçiler yerini almıştır. İkinci görselimizde ise faytonculuk var. Faytonculuk ise günümüzde yine önemini kaybetmiş meslek dallarından bir tanesi. Üçüncü görselimizde ise semercilik var. Semercilik ise at veya eşeklerin sırtına binerken rahat binmeyi sağlayan bir araçtı. Günümüzde artık bu meslek dalı da kayboldu. Son görselimizde ise karaycılık mesleğini görüyoruz. Eskiden mutfakta kullandığımız kapların birçoğu bakırdan yapılırdı. Bu bakırlar zaman içerisinde oksitleme yapardı. Bu oksitlemeyi giderebilmek için kalaylanması gerekiyordu bu kapların. Artık günümüzde bakır kaplar kullanmıyoruz. Bakır kaplar kullanmadığımız için de bu meslek kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizden bir tanesi oldu. Teknolojinin gelişmesi de birçok yeni mesleği ortaya çıkardı. Yani artık ihtiyaçlarımız değiştiği için yeni meslek dalları ortaya çıktı. İlk görselimizde bilgisayar mühendisliğini görüyoruz. İkinci görselimizde ise pilotluğu görüyoruz. Üçüncü görselimizde genetik mühendisliğini, son görselimizde ise yazılım mühendisliğini görüyoruz. Bunlar da teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzdeki önemli meslek dallarından, yani bazı meslek dalları önemini yitirirken bazı meslek dalları artık önem kazanmaya başlamış. Çünkü ihtiyaçlarımız değişiyor. İhtiyaçlarımız değiştikçe de mesleklerin bazıları önemi artarken bazıları önemi kaybolmuş oluyor. Çevremizdeki mesleklere bakıyoruz şimdi. Bir bölgenin iklimi, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, yeraltı kaynakları, ulaşım durumu, nüfus durumu o bölgenin ekonomik faaliyetlerini etkiler. Bunu daha önceden işlemiştik, bir daha söylüyoruz. Bir bölgenin ekonomik faaliyetlerini, o bölgenin iklimi, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, yeraltı kaynakları, ulaşım durumu ve nüfusu etkiler. Ekonomik faaliyetlerde meslekleri etkiler. Şimdi sırasıyla bu coğrafi faktörlerin meslekleri nasıl etkilediğine bakalım. Birincisi iklim mesleği nasıl etkiliyormuş. Bu görsellerde Karadeniz bölgesini görüyoruz. Karadeniz bölgesi yağışlı bir iklim bölgesiydi. Yağışların bol olmasıyla beraber ormanlar oluşmuştu. Ormanlara bağlı olarak da orman mühendisliği, ormancılık gibi meslekler gelişmişti. İklim burada bu şekilde etkilemiş oluyor. Şimdi bitki örtüsünün mesleği nasıl etkilediğine bakalım. Bu görselde İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsü olan bozkır görüyoruz. İç Anadolu bölgesinde yağışlar az olduğu için ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz sıcaklığıyla sararıp kuruyan bu küçük otsu bitkilere biz bozkır diyorduk. Küçükbaş hayvancılığın oluşmasına neden oluyordu. Yani koyun ve keçi yetiştiriyorduk. Koyun ve keçi yetiştirilen yerde çobanlık mesleği ortaya çıkmıştır. Yani bitki örtüsü burada bu mesleği etkilemiş. Şimdi yeryüzü şekillerin mesleği nasıl etkilediğine bakacağız.
Bu görsellerde de Doğu Anadolu bölgesinden bir görüntümüz var. Doğu Anadolu bölgesinde yeryüzü şekilleri çok engebeli, dağlıktı. Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için burada ulaşım zordu, tarım yapmak zordu. İnsanlar burada ister istemez hayvancılık yapmak durumunda kalmışlardı. Hayvancılık yaptıkları için de veterinerlik mesleği gelişmiştir. Burada da yeryüzü şekillerin mesleği nasıl etkilediğini görüyoruz. Şimdi de yeraltı kaynaklarının mesleği nasıl etkilediğine bakalım. Yeraltı kaynaklarının yani madenlerin çıkarıldığı bir yerde de madencilik, maden mühendisliği gibi meslekler gelişir. Arkadaşlar şimdi sırasıyla Türkiye'de görülen 7 tane coğrafi bölgedeki gelişen meslek dallarından en önemlilerini söyleyeceğiz. Burada bütün meslek dalları 7 coğrafi bölgede yapılabilir. Az veya çok bütün meslek dalları yapılabilir. Biz burada gelişen en önemli meslek dallarını söyleyeceğiz. İlk bölgemiz Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesine ilk baktığımızda en yağışlı iklim bölgesi olduğu için ormanlar çok fazlaydı. Ormanlara bağlı olarak da ormancı, orman mühendisliği, mobilyacılık gibi meslekler gelişmişti. Karadeniz bölgesinde gelişen diğer bir meslek dalı da denizciliğe bağlı olarak gelişen meslek dallarıydı. Bunlar balıkçılık veya kaptancılık gibi meslek dallarıdır. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevriliydi. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz. Bu denizlerimizden Karadeniz balık çeşitliliği bakımından en zengin denizimizdi. Çünkü bir su ne kadar soğuksa içerisindeki oksijen miktarı o kadar yüksektir. Oksijen arttıkça da balık çeşitliliği artıyordu. Karadeniz ekvatordan uzak olduğu için en soğuk denizimizdi. Bu yüzden balık çeşitliliğinin en fazla olduğu denizimizdi. Bu bölgede de balıkçılık bu şekilde gelişmiş oluyor. Karadeniz yağışlı bir iklim bölgesi olduğu için burada genellikle çay veya fındık yetiştiriyordu. Bu yüzden tarıma bağlı ziraat mühendisliği veya çiftçilik gibi meslek dalları da gelişmiştir. Yine Karadeniz bölgesinde taş kömürü Zonguldak ve çevresinde çıkarılıyordu. Artvin, Murgul'da bakır, Kastamonu, Küre'de bakır çıkarılıyordu. Amasya'da kömür çıkarılıyordu. Buradaki madenlere bağlı da maden işçiliği veya maden mühendisliği gelişmiştir. İkinci bölgemiz Ege bölgesi. Ege bölgesi verimli arazileri, uygun iklim koşulları ve yeryüzü şekillerinin uygun olmasından dolayı tarım, ticaret ve sanayi gelişmiştir. Bu yüzden de tarıma, ticarete ve sanayiye bağlı meslek dalları da burada insanlar tarafından yapılmaktadır. Örneğin tarıma dayalı çiftçilik, ziraat mühendisliği gibi sanayiye bağlı meslek dallarından mühendislik, teknisyenlik, tekniker gibi sanayide çalışan işçi gibi meslek dalları gelişmiştir. Ticarete bağlı da gümrük memurluğu, tüccarlık veya kaptanlık gibi meslek dalları bu bölgemizde gelişmiştir. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Coğrafi etmenler bir bölgedeki meslekleri de bu şekilde etkilemiş oluyor. Üçüncü bölgemiz Marmara bölgesi. Marmara bölgesi deyince aklımıza ulaşım, sanayi, ticarete bağlı gelişen tüm meslekler olacak. Marmara bölgesi nüfusun çok yoğun olduğu, ulaşımın geliştiği, ticaretin geliştiği, sanayinin geliştiği, hizmet sektörünün geliştiği, madencilik hariç bütün meslek dallarının geliştiği bir bölge olacak. Hem de bu ekonomik faaliyetlere bağlı olarak birçok meslek dalının yapıldığı bir bölge olacak. Buna bağlı olarak da fabrikalarda mühendis, teknisyen, tekniker, işçi, ulaşım sektöründe şoförlük, nüfusun çok ama çok yoğun olmasından dolayı hizmet sektörünün her alanda yani doktorundan öğretmenine, hakiminden savcısına, bankacısından otelcisine kadar birçok hizmet sektöründe çalışan meslek insanlarını da burada göreceğiz. Marmara bölgesi için mesleklerin birçoğunun geliştiği bölge diyeceğiz. Çünkü ekonomik faaliyetlerin hemen hemen tamamı burada yapılabilmekte. Bu ekonomik faaliyetlere bağlı olarak da birçok meslek dalı burada gelişmiştir. Diğer bir bölgemiz Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi deyince aklımıza Akdeniz iklimi geliyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede yazlar sıcak ve uzun geçtiği için hem turizmi hem de tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir burada. Kışların ılık geçmesinden dolayı da seracılık faaliyetleri burada çok fazla yapılmaktadır. Şimdi bu ekonomi faaliyetleri geliştiği için bakalım hangi meslek dalları gelişmiş. Akdeniz bölgesinde tarım da gelişmiştir. Tarıma bağlı olarak ziraat mühendisleri ve çiftçilik meslekleri de burada gelişmiştir. Adana ve Mersin çevresinde sanayi de geliştiği için sanayide çalışacak birçok mühendise,
İşçiye, teknisyene, teknikere de ihtiyaç duyulan meslekler de gelişmiştir burada. Sıradaki bölgemiz İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesinde karasal iklimden dolayı tahıl ürünleri ağırlıklı olarak yetiştirilir. Buna bağlı olarak da çiftçilik ve ziraat mühendisliği, tarıma dayalı sanayi kolları da geliştiği için fabrikalarda çalışan mühendis, yine teknisyen, tekniker veya işçi kollarındaki meslek dallarının burada geliştiğini görüyoruz. İç Anadolu bölgesi için farklı olarak başkentimizde burada olmasından dolayı hizmet kollarına ait meslek kolları da gelişmiştir diyeceğiz. Diğer bir bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi için ilk diyeceğimiz şey Türkiye'de petrolün çıkarıldığı tek bölge olduğu için petrole dayalı yani bu madenciliğe dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Petrokimya mühendisliği, madencilik veya madencilik alanında çalışan işçilik meslekleri gelişmiştir. İkinci olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP projesi tamamlandıktan sonra buradaki birçok ovayı, Altınbaş, Harran Ovası gibi birçok ovaları rahatlıkla sulayabildiğimiz için tarıma dayalı meslekler de gelişmiştir. Yine burada tarıma dayalı sanayi kolları Gaziantep ve çevresinde geliştiği için sanayide çalışan mühendis, tekniker, işçi meslekleri de gelişmiştir. Son bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi fiziki haritada kahverenginin tonlarıyla gösteriliyordu. Yani yeryüzü şekilleri bakımından yüksek engebeli bir yerdi. İklimi de sert karasal bir iklimdi. Bu yüzden bu bölgede tarım yapmakta zorlanmıştık. Ulaşım zordu. Ulaşım zor olduğu için sanayi de gelişememişti. Buradaki insanlar meraların çok fazla olmasından dolayı özellikle Erzurum Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yaparlar. Burada hayvancılığa bağlı meslek dalları gelişmiştir. Çobanlık, besçilik gibi meslek kolları gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar 7 tane coğrafi bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslek dallarını işlemiş olduk. Burada biz en önemli meslek dallarını söyledik. Evet arkadaşlar, şimdi geçtiğimiz sorularla konumuzu pekiştirip eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaya çalışalım. İlk sorumuz, ekonomik faaliyetlere göre meslekler ortaya çıkar. Evet, bizim ülkemizde ve dünyada ekonomik faaliyetlere göre de meslekler ortaya çıkmıştır. Doğru diyeceğiz bu kavramı. Orman mühendisi en fazla İç Anadolu bölgesinde bulunur. Orman bakımından en zengin bölgelerimiz Karadeniz ve Akdeniz'di. O zaman orman mühendisliği mesleği daha çok bu bölgelerde gereklidir. İç Anadolu bölgesindeki orman mühendisliği gelişen meslek kollarından bir tanesi değildir. Evet, bölgenin coğrafi özellikleri ekonomik faaliyetleri etkiler. Ekonomik faaliyetler de meslekleri etkiler. Doğru diyeceğiz bu soruya. Ekonomik faaliyetlerimizden hayvancılığın yapıldığı yerde veteriner mesleğine ihtiyaç duyulur. Doğru diyeceğiz. Tarımın yaygın olduğu İç Anadolu bölgesinde ziraat mühendisleri vardır. Evet, tarımın yaygın olduğu İç Anadolu bölgesinde ziraat mühendisleri vardır. Doğru diyeceğiz. Sanayinin geliştiği yerlerde turist rehberine ihtiyaç duyulur. Sanayinin değil, turizmin geliştiği yerlerde turist rehberine ihtiyaç duyulur. Yanlış diyeceğiz. Tur işletmeciliği turizmin geliştiği yerlerde yapılır. Doğrudur. Tur işletmeciliği turizmin geliştiği yerlerde yapılır. Yazılım mühendisliği günümüzde gelişen mesleklerdendir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber günümüzdeki gelişen mesleklerden bir tanesi yazılım mühendisliğidir. Doğru diyeceğiz. Toplumun ihtiyaç duymadığı meslekler çoğalarak devam eder. Toplumun ihtiyaç duymadığı meslekler çoğalmaz, azalır ve kaybolmaya başlar. Yanlış diyeceğiz. Akdeniz bölgesinin geniş kıyılara sahip olması ve bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi turizm faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır. Bölgede turizm faaliyetlerinde çalışmak için aşağıdaki mesleklerden hangisine ihtiyaç duyulmaz? Altını çizdik, duyulmaz diyoruz. Olumsuz bir kavram. Hangisinin çıkarılamadığına bakacağız. A. Aşçılık, B. Turizm rehberliği, C. Otel işletmeciliği, D. Ziraat mühendisliği. A, B ve C şıkları turizmin geliştiği yerlerde ihtiyaç duyulan meslek kollarıdır. D ise tarımın geliştiği yerde ihtiyaç duyulan meslek kollarından bir tanesi olduğu için D şıkkı doğru cevap diyeceğiz. Bir yerde hangi alanlarda üretim yaygınsa o üretim alanıyla ilgili meslekler daha yaygındır. Yani bir yerde hangi ekonomik faaliyet gelişmişse ona uygun da meslek dalları gelişmiştir diyor. Buna göre taş kömür ocaklarının bol olduğu Zonguldak'ta aşağıdaki mesleklerden hangisinin yaygın olması beklenilir? Zonguldak'ta taş kömür çıkarıldığına göre A şıkkı maden işçiliği doğru cevap diyeceğiz.
bir kimsenin geçimini sağlamak amacıyla yaptığı sürekli işe meslek diyeceğiz. Balıkçılığın en fazla yapıldığı bölge hangisidir? Karadeniz bölgesi diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 5. ünitemizin 2. konusunun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.